Ela Yüksel kıskançlık kurbanı mı? Aldatan kocaya görülmemiş tuzak. Kayınvalide montaj dedi, gelin suç makinesi çıktı. Eski defterler açıldı. İrem Orhun'un şok eden kıskançlık krizleri. Haksızlık bu. Acımasızlık. Mucize bu. Sosyal medya ajansından gelen raporlara göre son 24 saatlik etkileşimlerde İlker Bey'in iyisi yok. Her yer İrem'in iyisi. 2 saattir yayın yasağı geliyor demek. Bana yasak değil, o adam lazım. Yahu Bulgaristan şurası nasıl hala bulunmaz? Bulgar makamları da biraz ağırdan alıyor tabii. Adamın Sofya'da 2 ayrı kumarhanede ortaklığı var. Yani Bulgaristan'a eğer iş için değil de gerçekten kaçmak için gittiyse bu iş daha sürer. Gerekirse Bulgaristan'a gider, o adamı kendi ellerimle bulurum. Harun Bey, daha fazla canınızı sıkmak istemiyorum ama şahıs bulunduğunda bu bizim için iyi mi olacak yoksa daha mı kötü olacak, bundan emin olamayız. Nasıl yani? Bakın, İrem Hanım teklifi yaptıktan sonra şahısla hiç görüşmediğini ve konunun tamamen sarhoş sırbalığı olarak kaldığını söylüyor ama... Sertaç Kaya ne tesadüfse tam da olay gecesi Kapıkule sınır kapısından çıkış yapıyor. Yani henüz delillerle destekli değil. Ama adama sorarlar. Yani eğer bir şey yapmadıysa neden kaçtı? İnsanlar acaba diyor Harun Bey. Acaba İrem Orhun mu yaptı? O gece çok sarhoştum ve ağır tahrik altındaydım. Yırtık bir kulaktan çok daha fazlasını hak etse de ben o ucuz... seviyesine inmemek için bütün gece direndim ama o adi argo, küfür, tehdit, hakaret, yahu bu senin polise verdiğin ifade. Siz devam edin lütfen. İrem Hanım, ilk ifadeyi biz gelmeden vermemeliydiniz. Sadece bu ifade yüzünden bile aleyhimize hakaret ve tehdit davası açılabilir. Ayrıca yazılı resmi ifade olduğu için mahkemede karşı tarafın avukatına da malzeme vermiş olduk. Bize biraz izin verir misiniz? Baba, o kız... Ben o kızdan bahsetmiyorum. Senden bahsediyorum, senin bu akıl dışı öfkenden. Senin düşmanın o kız değil, bu öfke. Korkudan telefonumu açamıyorum. Takipçilerimin yorumlarını göreceğim diye. Telefonumu açamıyorum. Sosyal medya detoksuna girdim. Mecburi detoks. Düşünebiliyor musun? Ben takipçilerimden korkuyorum. Senin bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan... İlker yatakları ayırdı. Yüzüme bile bakmıyor. Aynı odada bile kalmıyor benimle artık. Evde sürekli eğer ben senin yüzünden hapis yattıysam diye geziyor. Tabii. Fırsatını buldu o. Kabahatinden sıyrılmak için fırsat buldu.
Ya sıra bendeyse baba? Ya ben hapse girersem? Yok yok yok, hayır hayır bir tanem. Öyle bir şey olmayacak, öyle bir şey olmayacak. Olur mu öyle şey? Hala akşam 8 dedi.